O kadar enteresan ki mesela şimdi 16 Haziran Evet. İslam alemi olarak Kurban Bayramı Evet. kutlayacağız değil mi? Afrika'da kişi başına düşen milli geliri oranına en fazla insani yardım yapan ülke. Devlet bütçesi değil. Türkiye. Benim, senin, onun bütçesi. Yani kimsenin müdahil olamayacağı, ya benim hakkım, benim payım diyemeyeceği bir bütçe. Ve insanlar kurbanlar kesiyorlar, kuyular açıyorlar, yardım ediyorlar. Ve Afrika'da yaşayan insan şunu soruyor. Neden? Neden geldin yardım ediyorsun? Çünkü bugüne kadar ne diyor Afrikalı? Onlar geldiğinde bizim topraklarımız onların İncil'i vardı. Onlar geldikten sonra bizim İncil'imiz onların toprakları oldu. Değiştiler. Türkiye'nin böyle bir ajandası yok. Fakat Türkiye genelde şu dört şey üzerinden, beş şey üzerinden Büyükelçilik, Türkiye Maarif Vakfı'yla özellikle FETÖ'nün işletmiş olduğu okulların teslim alınması. Neden teslim alınması önemli? FETÖ buradaki okulları Amerika Birleşik Devletleri nam ve hesabına işletirken arkasında hissetmiş olduğu en büyük yumuşak güç bu coğrafyada yaşayan insanların Türkiye muhabbetini kullandı. Evet. CIA aklını kimse basit almasın. Öyle bir kurdu ki FETÖ üzerinden bu coğrafyadaki her şeyin kendine akmasını Türkiye muhabbeti üzerinden devşirdi. Türk Hava Yolları kaç tane destinasyona uçuyor? Şimdi bu kadar muazzam bir başarı düşünemiyorum yarın bir gün kendisine muazzam bir şehir teslim edilmiş olmasına rağmen şaha kalkan otobüsler, yanan otobüsler Türk Hava Yolları'nı işletmeye kalkarsa ne olur? Önemli bir argüman Çok ortaya önemli. koyuyorum. Tamam mı? Ayrıca serbest ticaret anlaşmaları. Hep bize şu öneretildi. Fakir Afrika. Yani burada Batı Balkanlar ve Orta Doğu'da var da Afrika özelinde konuşuyorum. Açlıktan nefesi kokan Afrika. Evet bu kısmen hakikat. Fakat sadece Nijer'de İtalyan Başbakanı Meloni'nin kendi ifadesidir başbakan olmadan önce. Paris'in sokakları Nijer'den gelen uranyumla ışıl ışıl aydınlatılırken ki 55 tane nükleer enerji santrali vardır Fransa'da. Halk TV'deki Ayşenur Aslan'ın cehalet dolu örneklerinde olduğu gibi Avrupa artık bu işi terk etti. 3-5 tane nükleer enerji santrali kaldı dediği gün Fransa'da sadece 55 tane nükleer enerji Ve hepsi santrali vardı. çalışıyordu. Hala çalışıyor. Evet. İngiltere'de var, İspanya'da var, Almanya'da var, Belçika'da var. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 90'ın üzerinde, dünyada da 430'un üzerinde nükleer enerji santrali var. Hatta Avrupa Birliği'nin enerji ve yeşilden sorumlu ilgili yetkilileri nükleer enerjiyi küresel ısınmaya katkı sunmadığından dolayı yeşil enerji formuna alınması ile ilgili teklifi sundular. Evet. Şimdi söyleyeyim, dolayısıyla buralarda çok büyük şeyler yaptım. Mesela Nijer. Ne beklersiniz Nijer'den? Hiçbir şey beklemezsiniz normal şartlarda. Geçtiğimiz günlerde hem Nijer'den konuklarımız vardı, hafızam beni yanıltmıyorsa hem de Mali'den konuklarımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretlerindeydi bunlar. Özellikle şurası Sahel bölgesidir. Bu Sahel bölgesi dediğimiz Kuzey Afrika ile Orta Afrika ve Güney Afrika'yı birbirine bağlayan bölgedeki kıymetli mineraller diye nitelendirilen dünyada sadece belli başlı yerlerde çıkan mineraller var. Türkiye'nin burada kazan kazan formülasyonu içerisinde serbest ticaret anlaşmaları yapmaları, bu ülkelere Türk Hava Yolları'nın uçuş Uçmaları. gerçekleştirmesi, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi enstitüler üzerinden eserleri restore etmesi, insanlara Kültür. Türkçe öğretmesi. Mesela geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım Afrika'da bir ülkeye gitti. Yalan söylemiş olmamak için hafızam beni yanıltmasın diye ismini vermiyorum. Soruyor, nerede öğrendin sen Türkçeyi diyor. Yunus Emre Enstitüsü'nde öğrendim diyor. Muazzam bir şey. Ben bunu Balkanlar'da bizzat kendim gördüm. Şimdi dolayısıyla FETÖ'nün eliyle CIA'ye akıtılan muslukları Türkiye bu şeyle, çark ile kendisine olan muhabbeti kendisinin milli güçleriyle ortaya koydu. Şimdi inanılmaz bir soft power, Sinerji oluşturdu. yumuşak güçten bahsediyoruz. İşte sinerji bu. Büyükelçilik, Maarif Vakfı, Serbest Ticaret Anlaşması, TETİKA, Yunus Emre Enstitüsü. Bak ekleyeyim mi? Daha A-News. Kime A-News hitap ediyorsunuz? bölgeye. TRT'nin kaç lisanda Evet. yayın yapan kuruluşları var? Anadolu Ajansı.
Şimdi daha bunlar arttırılabilir. Ben buradan şuraya gelmek istiyorum. Buyurun. Hatırlar mısınız? Mahmut abiye de sorayım. Türkiye'de bir siyasi parti lideri, şimdi siyasete veda etti, seçildiği takdirde TRT'yi, Türk Hava Yolları'nı ve TİKA'yı kapatmayı vaat ediyordu. Hatırladın mı Mahmut abi? Meral Akşener. Evet. Şimdi bunlar kendiliğinden ortaya koyulmuş cümleler değil. Fincancı katırlarını ürküttüğünüz ne varsa hedefe koyuldu bu ülkede. Evet. Ağzıyla duruyor beyanı, ben söylemiyorum. Şimdi Türkiye dolayısıyla burada bir sinerji yarattı ama burada devletin, şunu çok iyi anlamamız lazım. Burada devlet bir ön açtı. Bizim buradaki çarkı çevirmemiz Hür Teşebbüs sayesinde olacaktır. Yani tabii ki yani Sudan'da arazi alıp işleyen insanlar var. Ben Sudan'da tekstil fabrikaları olan arkadaşım var benim Sudan'da. Demir devlet bunu falan yapıyor. Devlet işte, ön açar. Çok iyi Etiyopya falan demir yolları yapıyor. Tabii ki çünkü devlet ön açar. Somali'de biz çok büyük operasyon var mesela. Biz dersek ki Somali'nin içerisinde evet. O hastaneleri falan devlet kendisi yapmadı. Devlet onun kaynağını oluşturdu. Özel sektör gitti hastaneye yaptı. De, ticareti mesela, de öyle gelişti. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin mi? Şu anda Somali'nin donanması ya da deniz güvenliği. Somali'nin güvenliğini biz sağlıyoruz. Somali'nin ekonomik evet. bölgesinin çıkartılması konusunda ortaklaştık. Oradan belli bir pay alacak Türkiye. Hem de kara sularının korunması konusunda güvenlik anlaşması yapıldı. Bu çok önemli Somali'yle. Şey. Tabii yani ki. Bu ordusunu da biz yapılandırdık. Yapılandırdık. Evet. Yeni bir aşamaya geçiyor bölgede. Ben şimdi şu haritayı böyle hazırlarken şimdi de tam haliyle gördüğümde yani başka bir ülkenin bu kadar yumuşak güçle Afrika'da etkili belki birkaç ülke vardır. Bunlardan belki son dönemde Çin bu kadar hani iki tane örnek vereceğim. Vardır. Başka Amerika bilmiyorum bu hala tabii. bu kadar etkili mi bu tabii. bölgede? Ama Türkiye inanılmaz bir şekilde Orhan, biz kendimizden, etkisini arttırıyor burada. Biz kendimizin ne olduğunu bilmediğimiz için evet. bugüne kadar da yapılmadı birçok şey. İki örnek vereceğim. Buyurun. Aliya İzzet Begoviç merhuma, Süleyman Demirel merhum $100 milyon kredi sözü verdi. Aliya İzzet Begoviç o $100 milyon için kaç defa Türkiye'ye geldi gitti? Yok. Yok kardeşim. Kasasında kendisinin olmadan bir ülke. Demirel şapkasını salladı. Çin Seddi'nden Adriyatik'e kadar Türk dünyası diye. Güzel değil mi söylem? Güzel. Sadece söylem. Herkes ürktü. Herkesi ürküttünüz. Orta Asya'daki Türkistan coğrafyasındaki Türk devletleri çok şey umdular. Hiçbir şey elde edemediler. Bir örnek kırıklı. Daha veriyorum. Keleki köyünde hapsedilmek zorunda kaldı. Ebu'l-Feyz Elçi Bey. Ne evet. diyordu? 5 helikopter istedim. İnsanlar Ermeni ateşi altında öldürülürken 5 helikopteri gönderemedi Türkiye. Ben daha ne diyeyim ki? Ses kaydı duruyor. O Türkiye'den bu Türkiye'ye. O Türkiye'den bu Türkiye'ye. Örnekler veriyorum. Aliye İzzet Begoviç'e paranın niye verilmediğini söylüyorum. Başka sebepleri de var. Ebu'l-Feyz Elçi Bey'e 5 helikopteri... 90'lardan bahsediyorum. Tabii, 90'lardan. İnsan taşımak maksadıyla 5 helikopter. Niye biliyor musun? Kafalara öyle bir format atılmış ki Süleyman Demirel öldüğü güne kadar Kızıl Ordu korkusunu yaşadı. Kızıl Ordu bu işe ne der? Sovyetlerin devamı Rusya bu işe ne deri hep yaşayarak şey yapıldı. Şimdi dolayısıyla bu ortaya çıkan tablo bize kim olduğumuzu, neye muktedir olduğumuzu, neyi değiştirebileceğimizi... İstediğimiz takdirde neleri ortaya koyabileceğimizi gösteriyor. Devlet bu konudaki düzenlemesini yapsın, gerisini bu millete ve Hür Teşebbüs'e bıraksın, gerisi kendiliğinden gelecektir. Şimdi, muhakkak Afrika'da işte Somali, Libya dedik, işte Cezayir, yani askeri yatırımların dışında tabii. sivil yatırımlar da artıyor. Bak, Ruanda ile çok önemli bir anlaşma yapıldı. 4 günden beri Ruanda şeyi döndürdü. Evet. Niye biliyor musun? Bir günde Ruanda'dan 60 tane tayyare geleceğine inananlar var. Kim yaptı bunu? İngilizler yaptı. İngiliz işte senin buradaki şeyini kırıyor. Tabii. Senin burada bak şunu yaptılar. Ben çok çay tiryakisi İngiliz bir BBC adamım. İngiliz BBC televizyonunda 3 gündür bunun tabii propagandasını ki, 60 yapıyor. 60 tane Ruanda'dan günde uçak geleceğine inandırıyorlar bu ülkede insanları. Evet. Ya insan bir bakmaz mı? Flight radara baksan hakikati göreceksin. Tamam inandırdılar buna. Ben çayı çok seven bir adamım. Çernobil'de santral patladığında o İngiliz aklı kendi markasını satabilmek için direkt devreye girdi ve bu ülkeye pazar payının içerisinde o sayede yer aldı. Hmm. O meşhur markası vardı onların, tamam mı? Şimdi şunu söylemek istiyorum.
Ya sosyal medya evet bizi Filistin'de olan biten her şeyi gösteriyor değil mi? Hoşumuza gidiyor yani. Ama son derecede manipülatif. Yani Ruanda'dan 60 tane tayyarenin günde inebileceğine ve bununla da İngiltere'nin oraya gönderdiklerini Türkiye'ye sokacak. Bir kere Ruanda'ya Türkiye vize uyguluyor. Evet. İmkanı yok. Yani anlaşma imzalamış ama vizeyi kaldırmıştır falan öyle, yok. Öyle bir sivil uçuş da yok. Şimdi aslında bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş hani biz Afrika'yı, Orta Doğu'yu özetledik de biraz da bizim topraklara. Bir cümle daha söyleyeyim. Balkanlara Afrika ile ilgili. Tabii. Karabük Üniversitesi etrafında estirilen Karabük evet. Afrikalılar sayı. Niye? Çünkü Türkiye'nin Afrikalı öğrencilerden ve yabancı öğrencilerden elde etmiş olduğu şu an için kar 2,5 milyar dolar. Karabük Üniversitesi'nde Afrikalı siyahi bir kardeşimiz eğitim görüyorsa bu ülkeye kaçak yollarla gelmedi ki. O sınavlarına giriyor, kazanıyor, olur alıyor, kabul alıyor. Ondan sonra pasaportuyla, müsaadesiyle, annesinin cebine koyduğu parasıyla beraber geliyor, Türkiye'de eğitim alıyor. Kanada'ya bakın bakalım. %40 Kanada'da okuyan öğrenci sayısı, yabancı öğrenci Yusuf sayısı. Yusuf Alabar'da bu dönen öğrencilerin bir kısmını şu anda mesela biz ileride röportaj yapıyoruz. Bakan olmuşlar. Tabii, başbakan ya, olmuşlar. Hatta cumhurbaşkanı tabii. olanlar var. Mesela gelelim bizim coğrafyaya. Birkaç ülkenin cumhurbaşkanı Türkçe konuşuyor Afrika'da. Tabii, çok ilginç yani. Tabii. Türkçe, bildiğimiz Türkçe. Yüzden, nerede okudun? Ankara. Oradan. O yüzden şunu söylüyorum. Bu ileride kazanılan 2,5 milyar dolardan çok değerli bir şey. Ha, tabii o da var ama. Evet. Ya tabii, şöyle bak. Bu, Türkiye'de Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın hedefi öğrencilerden elde edilecek gelirin 10 milyar dolara çıkartılması, evet. bu Türk üniversitelerinde rekabeti arttıracak, kaliteyi arttıracak 10 milyar dolar. Turizm geliriniz evet. ne kadar? 50 milyar dolar. Az mı yani? Senin bütün turizmden elde etmiş olduğun gelirin %20'si kadar öğrencilerden elde ediyorsun. Amerika ayrıca niye, dediğin olay var. Amerika niye FETÖ okulları üzerinden yürüttü bütün şeyi? Türkiye sevdasından. Son 30 saniye belki yine 30 saniye Balkanları sığdırmak. Balkanlar. Maalesef. Osmanlı bir Balkan evet. medeniyetiydi. Evet. Ben de Balkan coğrafyasına Yahya Kemal Bayatlı kadar olmasa da onun şiirleri tadında meftun olmuş bir insan olarak Türkiye'nin elini ayağını hiçbir şekilde çekmemesi gereken göz bebeğimiz bir coğrafya olduğunu söylüyorum. Muzdarip oldukları bir nokta var. Sıklıkla gitmiş olduğum Balkan ülkelerinde. Mostar'a ayağınızı bastığınızda bir zamanlar bizimdi buraları cümlesiyle başlamamak lazım. Evet. Ya da işte bilmem nereye gittiğinizde bir zamanlar bizimdi buralarla diye başlamamak lazım. Bir cümle daha söyleyeyim. O da Yunanistan'la ilgili olsun. Müstakil bir ülkede yaşıyoruz. Herkesin seyahat hürriyeti var. Ne mutlu. Adalara gittiğiniz kadar Yanya'ya gidin. Adalara gittiğiniz kadar Atina'ya gidin. Hanya'ya gidin Girit'e. Hanya ile Konya'yı birleştiren o ruh halini orada çok iyi göreceksiniz. Peki. Şey çok teşekkürler. Programın da sonuna geldik. Mahmut Öğür, Yusuf Alabar'da, Coşkun Başbuğ. Teşekkürler katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Sıfır Arasından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.